Ya biz Ankara Gücü olarak buradan puan aldığımız için son derece mutluyuz. 3 puan da alabilirdik. Eğer 10 kişi kalmasaydı ikinci yarının başından itibaren. İyi bir mücadele oldu her iki takım açısından da. Pozisyon olarak belki biz az bir üretkenliğimiz oldu. O da 10 kişiden kaldığımızdan dolayı oldu. Sahada mücadele eden ben bütün oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum. Kenarda kalan bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Buradan aldığımız altın değerinde bir puan bizim için önemliydi. Şu anda önümüzde bir maçımız var. Ona hazırlanacağız. Erzurum maçı. Bu ligde alınan her puanın bir altın değerinde bir değeri vardır. Biz de buradan puanla döndüğümüz için son derece mutluyuz. Hakem arkadaşımızı ben kutluyorum. Bütün hakemleri. Verdikleri bütün kararlara saygılıyız. Bana göre verdiği kararlar hepsi de doğruydu. Oyuncumuzun atılması, verilmeyen golümüz ve rakibe verilmeyen penaltı diye itiraz edilenler de hepsi doğruydu. Ben bütün hakemlerimize ve bundan sonra Akhisar Spor'a da başarılar diliyorum. Biz bundan sonraki maçlarımıza bakacağız. Buradan aldığımız bir puan bizim için müthiş oldu. Buraya gelip bizi destekleyen bütün taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Ya bir şimdi şöyle biz Akhisar Spor'un analizini yaparken geçmiş oynadığı maçlara belki ligimizin en iyi ayak pas yapan takımı olarak gördük. Biz de onların pas trafiğini kesmemiz için oyuncularımıza şunu söyledik. Taktik fauller yapabiliriz dedik ikinci bölgede ve onların birinci bölgesinde. Maç içerisinde de Akhisar Spor'un özellikle Jose'yi DJ'nin adama da vermemizdeki sebep de buydu. Çünkü onların pas trafiğini kilitledik maçtan önce. Bir de önde Ragete ve Barbosa, bir de Şikilaşi gibi etkili oyuncular olduğu için biz bunların topun gelmemesi için taktik fauller yaptık. Evet, doğrudur. Teşekkür ederiz. Ama şunu da söyleyebilirim. Akhisar takımının kaliteli bir oyuncu grubu var. Özellikle Jose gibi bir oyuncuyu kilitledikten sonra da bizim işimize biraz daha kolaylaştı. 11-11 kalsaydık belki biz maçı buradan 3 puanla dönebilirdik. Teşekkürler. Zor bir maç olacağını konuşmuştuk maçtan önce. Zor da oldu. Yani, rakibimiz biraz da oynatmamaya gelmişti bugün. Sahada daha bizden daha agresiflerdi. 10 kişi kalmalarından sonra biraz risk aldık. Gol gelmeyince stres de takımımız üstünde etki yapmaya başlamıştı. Şu an 2 puan kaybettik. Dışarıda alacağımız bir galibiyetle bunu telafi etmeye çalışacağız. Önümüzdeki haftalara yine umutla bakıyoruz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu ligde var olmaya devam etmeye çalışacağız inşallah. Soru varsa alabiliriz. Var mı sorusu olan? İşte rakibimizin bizi oynatmamasından kaynaklanıyor bu pas trafiğini yapamamamız. Dediğim gibi yani biz son 4 haftada rakiplerden hep pasta, oyunda, oynama dakikasında, oyun yüzdesinde hep öndeydik. Ama kazanamıyorduk. Bunu mücadele gücümüzde sağa yansıtırsak bugün kazanacağımızı konuşmuştuk oyuncularla. Ama rakibimiz bizi de o yönde yıldırınca, tabii hakem de buna fırsat verdi diye düşünüyorum bazen. Yani uyarılarla veya bir kartlarla geçiştirebilirdi. Son olarak o pozisyonda penaltı deniyor ama bakacağız ki var diyorlar, vara gidiliyor, gene verilmiyor. Nedense yani biz bu sene konuşmuyoruz, konuşmayacağız da yine de. Nedense bize oluyor nedense bunlar. Ama dediğim gibi yine mücadelemize devam edeceğiz. Heyecansızlık mıdır yoksa futbolcuların inançsızlığı mıdır? İnançsızlık demeyelim de yani şimdi gelişmeler bu şekilde gittiği için yani 4 maçımızı kaybettik biz. İlk 4 maçımız ikinci yarıda. Tabii bunlar hep ardı ardına gelince olumsuzluklar da oluşuyor. Biz hafta içinde oyuncularla konuştuğumuzda şey dedik. Biz daha önceki yıllarda 4 sene bu potadan, bu bulunduğumuz yerden rahatça kurtulduk. Bunu başardık. Bunu yapan oyunculardı. Bunu yapan bu şehirdi, bu taraftardı, bu yönetimdi. Biz bunu tekrardan yapabiliriz. Yapacak gücümüz de var dedik. Biz bugün bir galibiyetle başlayıp tekrar bir ışık yakıp gerisini getirmek istiyorduk ama çok uğraştık. Çocuklar çok elinden gelen herkes her şeyi yaptı. Ama yine de her şey bitmiş değil. Mücadelemize devam edeceğiz. Başka sorusu olan? Teşekkür ederim. Teşekkürler.